Üstüne başına çeki düzen ver. Hünkârım. Sümbüla. Odama gel. Emredersiniz hünkârım. Valide Sultanım. Sizi bu vakitte rahatsız etmek istemezdim ama... Mustafa, ona bir şey mi oldu yoksa? Hayır. Kendileri iyiler, dairesindeler. Beni hünkârımız yolladılar. Aldıkları bir kararı size tebliğ etmemi buyurdular. Neymiş o? Daye Hatun'um sarayda kalacak. İlaveten eski vazifesine yeniden tayin edildi. Ne demek oluyor bu? Emir kuluyum sultanım, ben bilmem. Öyle buyurdular. Hürrem mi istedi bunu senden? Validem, benim sabrımı zorlamayın. Neden her hadiseyi dönüp dolaştırıp Hürrem'e bağlıyorsunuz? Ben Daye Hatun'un elinde büyüdüm. Benim üzerimde emeği büyük. Saraydan bu şekilde gönderilmesine gönlüm razı olmadı. Ama beni ezip de geçmeye gönlün razı. İçin rahat. Zerre kadar hicap duymuyorsun, öyle mi? Validem. Oldu olacak, beni saraydan kov. Sürgüne yolla. Kurtulursun işte. Sonra Hürrem'e verirsin tüm yetkileri. O yönetir haremi. Vaka gayen de bu değil mi? Validem, bu husumeti bitirin artık. Sizin husumetiniz ve öfkeniz sıhhatli düşünmenize mani oluyor. Hürrem benim karım. Evlatlarımın annesi. Ona yapılan hiçbir hakarete ve saygısızlığa tahammül etmem. Zira bu evvela benim irademe karşı gelmektir. Hiç kimse benim kararlarımı sorgulayamaz. Siz de herkes gibi bana itaat edeceksiniz. Allah'tan tek dileğim var. Tez zamanda canımı alsın. Alsın ki Hürrem'in seni nasıl mahvettiğini görmesin bu gözlerim.